Beyaz Yeşim'de her hafta olduğu gibi diş hekimi Doktor Çağdaş Kışlıoğlu'nun ofisindeyiz. Çağdaş Hocam nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Şahin Hanım hoş geldiniz. Evet, size Şahin Hanım'ı getirdim. Bu haftanın şanslı değişim adayı kendisi. Ve görüyorsunuz hocam siz de maalesef Şahin Hanım'ın... Görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Gülümseyin Şahin Hanım. Görmüyoruz maalesef. Göremiyoruz. Diş yok çünkü göremiyoruz. Diş yok. Neler yapacağız hocam Şahin Hanım'a? Zor bir vaka. Niye zor bir vaka? Şahin Hanım, dişleri kaybettiğiniz için siz bu dudak desteği de kaybediyorsunuz. Dişlerin dudak desteği kayboluyor. Evet. Ne oluyor? İnsan olduğundan daha yaşlı görünüyor. Dişin en önemli fonksiyonu sindirime yardımcı olmak. Diş olmayınca insan yemekleri sindiremiyor, güzel yiyemiyor gibi. O yüzden biraz zor bir vakayla karşı karşıyayız. Ağızda gördüğünüz gibi birkaç tane diş kalmış durumda. Biz o dişlerden destek alarak size güzel bir diş yapacağız. Amacımız öncelikle dişin birinci fonksiyonunu sağlamak, yemek yeme. Yani sindirimin başlangıcı. Aklınızda olsun, ağzınızda diş kalmayabilir veya eksik dişleriniz olabilir. Bazen görüyoruz ki insanların buradan dişi yok, sol tarafta yiyorlar. Böyle vakalarda sindirim problemi oluyor. Sindirim problemi olunca, dişleri kullanıp gıdaya öğütemeyince o zaman başlıyor mide problemleri. Ülser başlıyor, reflü başlıyor. Uzun dönemde şeker hastalığı, bağırsak problemi başlıyor. O yüzden bir tane dişin eksikliği bile çok önemli. Evet, Şahin Hanım'a peki ne yapacağız neler söyleyeyim? Yapacaksınız? Şimdi, neler yapacaksınız hocam? Amacım yüzü üç boyutlu olarak planlamak. Bakmak şimdi profilden baktığınızda, dönün profilden lütfen. Kapayın dişlerinizi. Bakın profilden baktığımızda dudaklar hep çökmüş. Dudak desteğini sağlayacağız. Dudak desteğini sağladıktan sonra daha gençleştireceğiz, güzelleştireceğiz. Biz Nihat Bey'le beraber çalışacağız. Nihat Bey'in eline sağlık. Çok güzel işler yapıyor. Teşekkür ederim. Zaten bu işler takım işi. Alt yüzü güzel toparlayacağım. Geri kalan yerlerde de Nihat Bey bize yardımcı olacak. Şahin Hanım güzel gençleşecek. Harika. Kaç yaş gençleşecek ben bilmiyorum. Beraber izleyelim. Farklı yorumlarımız olabilir. Nihat Hocam dedi ki kesin dedi benden 15 yıl geriye gidecekti. Dişler hele olunca dedi bunun dedi bir 20 yılı var, 30 yılı var. Bakalım hayırlısı. Beraber izleyelim, görelim. Adını koymayalım yaşın. Ancak izleyip görelim. Yorumlarınızı bekliyorum sonradan. Tedavilerimiz başlıyor. Birkaç seanslık bir tedavi olacak. Siz sonuç halini göreceksiniz. Gayet güzel geçecek. Başlıyoruz. Hadi bakalım hocam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Şimdiden ellerinize sağlık. Sağ olun. Buyurun. Dedim ya dudak desteğini sağlayacağız. Ne kadar dudak desteği yapacağım, ne yapacağım? Onları bilmem lazım. Hanımefendi sürekli yarımızda yok. Yarımda yokken bakacağım doneler lazım bana. Üç boyutlu olarak tarıyorum ağzı. Zaten buradan da açıkça belli oluyor. Dudakta ince kırışıklar başlamış durumda. Yandan bakıldığında dudak desteği hiç yok. Bir miktar dişleri ön plana çıkartacağım. Gülümseyin. Gülümseyin. Bakın gülünce nasıl oluyor bakalım. Hanımefendi zaten diş olmayınca ağızda gülerken farkındaysanız dişleri göstermeden gülmeye alışmış. Genelde odur. Dişinden memnun olmayan bireyler genelde iki hareket yaparlar. Birincisi gülerken diş göstermezler. Böyle kapalı. Hanımefendi gibi. Veya ikinci bir refleks. Ağzı kapatırlar gülerken. Buna dikkat edin. Dişinden memnun olmayan bireyler yaparlar. Ancak bilin ki günümüzde neredeyse her türlü diş estetik sorununa çözüm var. O yüzden böyle gezmeyin. Bazen bakacaksınız ki çok ufak tefek çözümlerle güzel sonuçlara ulaşacaksınız. O yüzden diş hekimimize danışıp kendiniz için çare arayın. Bakın insan çünkü ağzını kapatarak büyüdüğü zaman ne oluyor? Sürekli kendini sıkıyor. Sürekli kendinde özgüven eksikliği oluyor. Özgüveninizin artması için dişinizin güzel olmasında büyük fayda var. Tedavilerimiz, ölçümlerimiz devam ediyor. Gayet iyi gidiyor. Uzun aşamalar olacak ve sonunda finalde tekrar güzel bir diş olacak. Bakalım. Burada var olan bazı dişlerimiz var ve çene yapısı da tabii farklı zamanlarda diş çekimleri yapılmış. O yüzden burada daha çökük, burada daha aşağıda. O çene yapısıyla oynamak zor. Bu var olan çene yapısına göre diş yapacağım. Bakalım. Güzel bir sonuç elde edeceğiz. Dediğim gibi var olan çene yapısı, var olan diş yapısı neyse ona uygun olan, bu dudaklara uygun olan en güzel dişi yapacağım kendisine. Ve bu yapacağım diş size uğur getirecek inşallah. 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 Hanımefendi sağ olsun.
Hep yardımcı oluyor bana tedavilerde. Çok mülayim hanım, yardımcı oluyor. İnşallah estetik operasyonlar da güzel geçer. Son sonuç farklı olur. İleride bizi tanımamazlık yok. Öyle. Teşekkür ederiz bakalım. Şahinde Hanım da keyifli bir çalışmayı geride bıraktık. Keyifli bir o kadar da zorlu bir çalışma oldu. Niye zorlu diye merak ediyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz öncesi bu şekildeydi. Ağızda birkaç tane diş kalmıştı ve dişlerin yapması gereken bütün fonksiyonlar ortadan kaldırmıştı. Dişlerin fonksiyonu nedir? Birincisi sindirim, güzel yemek yiyecek. İkincisi konuşmamıza yardımcı olacak. Üçüncüsü de estetik olarak bizi güzel gösterecek. Mümkünse Şahinde Hanım gibi durumlarda daha genç gösterecek. Şahinde Hanım gibi vakalarda diş yaptığın zaman yaş ortalama 5 ile 10 yaş arası daha gençleşir. Bakın sonrası bu şekilde oldu. Amacımız ne? Birincisi doğal bir diş yapmak. Yüze yakışsın, yüzle bütünleşsin, anatomik dokularla bütünlük haline ortaya çıkarsın. İkincisi implantın markasını ve menşeini iyi bilmelin. Üçüncüsü de çok detaylı bir planlama yaptıktan sonra implantı yapmak lazım. Yani implantı tam buraya koyduğumuzda dişi de tam üzerine takacak şekilde hesaplamamız lazım. İmplant başarılı olup yönü doğru değilse o zaman kişiyi mutsuz eder. Üzerine yapılacak diş güzel olmaz. Biliyorsunuz kişi ağzında diş olmadığı zaman elini ağzına kapatıyor veya gülerken dudaklarını kapatıyor. Benim Şahin'de gözlemim buydu. Kendine olan özgüveni eksilmişti. Gülemiyordu ve sürekli eli ağzındaydı. Kendisine dedim ki annenin karşısına geç, gülme antrenmanları yap. Gül, rahatla ve insan kendine özgüveni olunca ne oluyor? Karşısındakine de bu özgüveni aşılamış oluyor.